Beşiktaş'ta tabii ki yeni sezonun planları yapılıyor Kartal abi, ama yani dediğim gibi şimdi Fernando Santos'un istediği isimler var. Görüşmeler yapılıyor deniliyor. Mutlaka yapılıyordur. Fakat Santos kalacak mı gidecek mi, bu da çok fazla konuşuluyor. Ya şimdi tabii sonuç ve oyun iyi olmazsa illaki konuşulacak. Şimdi bu tip hocaları getirirken olaya iki yönlü bakmak lazım. Şimdi birincisi takım kötü. Kötü bir takıma geldi şu an itibariyle. Yıpranma ihtimali zaten yüksekti Santos'un. Yıpranıyor mu? Yıpranıyor. Ama tecrübeli bir teknik adam olduğu için belki bunu işte Valerian İsmail gibi Valerya İsmail'den farklı atlatacaktır diye düşünüyorum. İkincisi takımı tanıma adına ve transferleri yapma adına da bir avantaj aynı zamanda hocanın erken gelmesi. Şimdi Santos'la ilgili sıkıntılar var mı? Var. Yani yönetim içinde de var. İstenilen oyunun bir türlü gelmemesi, işte kötü sonuçların ortaya çıkması. Hepsi bunlar bir sıkıntı ve hoca konusundaki şikayetlerin öne çıktığı bir ortam oluşturdu şu an Beşiktaş'ta. Ama şu da bir gerçek. Şimdi Beşiktaş'ın bu sezonki ana hedefi Ziraat Türkiye Kupası. Bunu almak durumunda. Hem Santos kendi geleceği adına hem de takımın ve yeni yönetimin sezon sonunu en kötü ihtimalle bir Türkiye Kupası ile tamamlaması adına. Ben öyle bakıyorum. Yönetim de öyle bakıyor. Çoğu kişi öyle bakıyor zaten. Yani bütün camia bakıyor. Ama bunu yaparken bu süreçte takımın da bir şeyler vermesi ve daha doğrusu Santos'un bir şeyler katması için de bir beklenti oluştu. Maalesef o beklentiyi şu an itibariyle Santos karşılayamadı. Eleştiri olacak yani biz de eleştirdik bu mecralarda. Ama eleştirilerin de Santos konusunda bir dozajının olması gerektiğini düşünüyorum ben. Şimdi yeni bir teknik adam. Sadece devre arasında bir 2-3 takviye yapıldı. Daha önceden teknik ekibin, daha doğrusu işte Samet Hoca'nın izlediği oyunculardan bazıları alındı. Şimdi biz esas odaklanmayı Beşiktaş camia olarak yeni sezona yapması gerektiği düşünüyorum. Yani yeni sezonda bakalım Santos nasıl bir başlangıç yapacak. Ha şimdi şunlar konuşuluyor. Eğer kupayı alamazsa ne olur? Santos kalır mı, gider mi? Evet, yani motivasyon yönünde, işin moral yönünde Santos o zaman tartışılmaya açık olacaktır. Yani benim de düşüncem bu. Ve hatta düşüncenin de ötesinde eğer içeriden aldığımız bilgiler de var, bazı bilgiler. İşte kupayı alamazsa yolların ayrılma ihtimalinin oluşacağı ve hoca ile masaya oturulacağı şeklinde düşünceler var Ben bu durumu yönetimde. anlamıyorum Kartal abi. Şöyle yani, şimdi Beşiktaş senin de söylediğin gibi çok az takviye yaptı ve yani 5. teknik adamını değiştiren bir kulüpte teknik adam, ki sezon Bulamazsınız. başından itibaren olmayan bir teknik adam, bu sezonun geri kalanı ile ilgili nasıl bir değerlendirme kıstasına maruz kalıyor? Yani tamam, değerlendirme olur ama ben Santos gelirken gelecek sezonda kesin takımın başında yer alacak Herkes planlamasıyla geldi diye düşünüyordum, ama bugün gelinen nokta herhalde öyle değilmiş. Yani sezon sonuna kadar bir şeyler kazanması beklenmiş, olmazsa da yollar işte o ayrılacak gibi bana doğru. enteresan geliyor bu Maalesef, planlama. maalesef Ömer, maalesef baskı. İşte bu baskılar var ya, bu baskılar büyük takımlardaki özellikle. Genç teknik adamından tecrübeli teknik adamına kadar hepsini birer birer yedi. Ve sistem öyle bir sistem üzerine kurulu. Umarız Santos'a bu olmaz. Ama şunu söyleyebilirim. Sayın Başkan Hasan Arat bu konuda çok katı. Taviz vermek istemiyor. Yani Santos'u getirdim. Benim görev sürem boyunca Santos'a devam edip eğer seçilirsem o ayrı, belki yeniden masaya oturulur. Çünkü 1,5 yıllık bir kontrat var. Önünde Santos'un ve yönetimle arasında. Ama benim görev boyunca Santos'a devam etmek istediğini söylüyor her fırsatta. Ya bu konuda taviz vermek istemiyor. Ben az çok Hasan Arat'ı iyi tanıyan biri olarak benim de düşüncem bu. Yani ben Hasan Bey'in öyle 2-3 kötü sonuçta dışarıdan gelecek baskılarla Santos'la yolların ayrılma taraftarı olduğunu düşünmüyorum. Yani bu şekilde devam edecektir. Ama ne olur?
kupa kaybedilebilir. O zaman çünkü Türkiye'nin şartları farklı. Maalesef bizim ülkemizdeki futbol iklimi bu. Yani kaybettiği zaman taraftarından tut, medyasına, işte camiasına kadar herkes bu adamla olmayacak, gönderelim, gitsine girecek. He, o zaman işte Sayın Başkan'ın başkanlık konusundaki tecrübesini biz o zaman görmüş olacağız. Bakalım ne yapacak. Ama benim de temennim, umarız görev süresi boyunca Santos kalır. Yani dediğin gibi, yani 5. teknik adam, 6. teknik adam, Beşiktaş'ın tarihinde yok. Niye kalsın görev süresi boyunca? Neyi yapacak? Neyi hayır, niye getirdin yapacak? Hocam o zaman? Niye getirdin? Hayır, niye göndereceksin? Getirmeleri zaten yanlış. Ama bir defa bir yanlış. Tamam, bir defa yanlış yaptılar diye o yanlışta ısrar etmek bir o kadar yanlış. Ne yapacaksın? Sevgili Kartal, diyorsun ki şu an sistem Beşiktaş'ta bütün teknik direktörleri yedi. Şu anki başkanı teknik direktör de Beşiktaş'ı yiyor ya. Başkanı seni değildi. Yiyen bir adamı niye orada tutacaksın? Bakın, ama hoca kötü teknik direktör bir şey demedim. Yok ortada yani. Ya bir şey yok ortada. Bir şey yok. Oldu da kupayı ya, kazandı. Şimdi düşün, Beşiktaş harika oynuyor. Tam taraftarın istediği gibi tempo çok iyi, şampiyonluk şansı yok. Bir hakem hatasından dolayı Ziraat Türkiye Kupası kaybedilmiş, kupayı kazanmadı, gönder bunu. Veya Beşiktaş hiçbir şey oynamıyor, çıktı kupayı yine bir hakem hatasıyla kazandı, bu adam kupayı kazandı, tut. Bizim kriterlerimiz bu olmamalı. Ama işte o zaman şimdi, baştan getirmeyeceksin. Ben onu diyorum. Peki şimdi o baştan o zaman. Tamam, onu söyle. Biz ama onu işte, konuşacağız. O zaman bunu gönder. Biz onu konuşacağız. Ama olmaz, Beşiktaş kulübü ben. Başkanı taraftarın baskılarına boyun eğmez. Taraftar doğru bir şey söylüyorsa ben hala diretecek miyim ya? Hayır, dinler. Bakın, Beşiktaş başkanı taraftar o baskıyı yapmadan daha doğruyu tespit etmiş olmalı. Hasan ama Arat ne dedi? Geldiğinde öyle bir şey yok. Hasan Arat ne dedi seçimlerden önce? Biz Beşiktaş'ı çok iyi çalıştık. Her şeyimiz her hazır. Her şeyi biliyoruz. Doğru. Her şey de hazır. Ya pardon, o günden, bunu söylediği günden bugüne kadar hazır olan ne gördün sevgili Kartal? Doğru. Lütfen. Eksikliklerin olduğunu gördüm. Eksik değil. Ne gördüm? Başkan, bana bir tane ya, var, bir tane o göster. Günkü, o bunu gördüm de. Seçim kazanma stratejisi olarak bunu söyledi. Ya, yani biraz peki, popülizm peki, yaptı. Peki doğru. Bıraktık onu. He, doğru mu yanlış tamam, mı? Tamam, hiç hazırlanmamış. Hiç hazırlanmamış. Hiç hazırlanmamış. Varsayalım hiç bir dakika. Varsayalım. Deme. Seçim ne zaman oldu? Aralık'ta. Aralık'ta. Şu an Mart'ın sonundayız. 3 ay doldu. 100 gün oldu. Ya ben hiçbir şey bilmiyorsam, beni hiç tanımadığım bir ülkeye götür, hiç tanımadığım bir takıma götür, 100 günde ben orada bir şey yaparım ya. Peki 100 günde ne yapıldı ya? Her şey olumsuz, bak yanlış giden şeylere... Sağ içine hala, sağ dışına demem 100 günde ne yapıldı diye. Niye sağ dışında içinde, ne yapıldı? Sağ dışında zaten sıkıntılarla baş başa geldin. Geldin Ruiz'in şeyini evet. Ödedin. Tazminatını. Tyler Boyd'un tazminatını ödeyeceksin. Başka kim? Vida'nın da ya bir şey şeyi çıktı. Doğru. Menajerlik ücreti çıktı. Bunlarla sevgili Kartal. Altyapıya farklı bir şey. Ama hocam Beşiktaş yani? Bu yönetimi sadece Tyler Boyd'un parasını ödeyecek, Vida'nın parasını ödeyecek diye getirdiyse, bakın Beşiktaş camiasında hiç yönetimde olmadan bile şak diye onların paralarını ödeyecek dünya kadar insan var. Ödediler.